Evet, şimdi gelelim daha böyle business odaklı bir örneğe. Bu örnek göreceli olarak diğerlerinden daha anlaşılabilir diyelim. Çünkü aşağı yukarı herkesin bir aşina olduğu bakış açısına sahip diyebilirim. Mantığı daha anlaşılır. Şimdi bir tane web uygulaması geliştiriyoruz diyelim. Bu masaüstü de olur, mobil de olur, fark etmiyor ama web daha anlaşılır. Kullanıcının giriş yaptığı ve kayıt olduğu, giriş yaptığı bir uygulama. Böyle bir durumda sizin şu an ekranda gördüğünüz gibi bir klasa ihtiyacınız var. En basit tabirle. En basit haliyle böyle bir klas gibi düşünebiliriz. Bunun biraz daha gelişmişi, biraz daha ekstra işler yapan falan. Zaten web uygulamalarında falan bunları yapacağız. Şurada gördüğünüz şeyleri orada uygulama bazında uygulayarak yapacağız. Şimdi bir kullanıcının temel bilgilerini veri tabanında tutacağız, değil mi? Yani kullanıcı kayıt yapacak. Kayıt edilmiş bilgileri üzerinden de giriş yapması lazım. Bunları nasıl yapacaksın? İşte ekranda gördüğünüz gibi. Öncelikle bir tane class oluşturuyorsunuz. Adı user olsun burada. Ve şu kullanım şöyle de kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Bu Python'ın 3'ten önceki ve sonraki bazı uyumluluk kuralları ile alakalı bir durum. İkisini de kullanabilirsiniz. Şöyle. Ve mesela Django'da çok fazla şu yöntemi görürsünüz. Kullanılmış yöntemi. Ama diğeri de kullanılır. The user dışarıdan herhangi bir şey almıyor. Parametre falan yok burada. Sadece iki nokta üst üste. İçerisinde initialization işlemlerini yaptığımız bir constructor var. Bu constructor içerisinde last username, email, password, gender var. Bunlar mesela C family dillerden gelenler için şöyle düşünebilir. Ya biz bunları niye şurada tanımlamıyoruz? Mesela first name gibi, last name. Bunu daha önceki örnekte mesela class attribute olarak tanımladığımı söylemiştik. Diyelim ki şöyle. Ha, niye böyle yapmıyoruz? Burada self nokta first name vesaire diyerek yaptığınızda bakın böyle bir şey yok aslında. Ama bunu yaptığınızda bu şuradaki yapılmış işlem gibi bir field'a dönüşüyor. Field oluşturmuş oluyorsunuz şunları yaptığınızda. O yüzden şunlara gerek yok. Ben bunu zaten nesne örneği için düzeltiyorum. Constructor içinde yapıyorum zaten. O yüzden de kendisi o field'ı oluşturuyor. Sonra da oluşturduktan sonra da burada kullanabiliyorsun. Ya sana aslında koddan tasarruf yaptırıyor. Çünkü şurada bile tanımlıyor olsan burada gene bunu aynı şekilde yazıyor olman lazım. Self nokta first name deyip bunu buna atacaksın. Tekrar bir şey yazıp bunu buna atacaksın falan. Diyor ki ben bunu zaten tek bir yerde yaparım. O geçmiştir sanırım. Alakalı. Arada bir oluyor. Hocam yine görüntüyü kapasak olur mu? Gelebilir. Sen beni görmek istemiyorsun. Evet. Şöyle. Şimdi burada constructor'ı yaptık. Def ile tanımladık. İlk parametre olarak selfie verdik. Sonrasında dikkat edin. Fname, yani kısa isimlerini yazıyorum parametre olarak. Çünkü bunlar parameters. Dışarıdan gelecek olanlar bu isimlerle temsil ediliyor. İçeride ise fieldlar şunları karıştırmayın. Bazı dillerde hatta burada da şu şekilde yapabilirsiniz aslında. First name. Tamam. Zaten içerideki hani C# falan this ile tanımlanan yöntem. Yani burada self nokta dediğinizde
sınıfın içindeki nesneyi işaret eder. Şuradaki ise parametreyi işaret eder. Ama daha da doğrusu bunların aynı isme sahip olmamasıdır genel olarak. Tamam. Name hiding diye bir probleme sebep olabiliyor. Buna teknik olarak hocam, name hiding. Evet. Ekran biraz geç gelmişti de bana. Hangisi parametre, hangisi nesneyi nesnin işte ne demiştim? Bunlar parametre. Hatta şu da parametre ama bu konumuz dışında olan şu an. Şurası parametreler. Şu da sınıfın içindeki fieldlar oluyor. Bunu buna atamak için kullanıyoruz. Yani dışarıdan kullanıcı user'ın user sınıfının nesne örneğini üretirken şurada göstereyim. Bakın şuradaki user'ın nesne örneği üretiliyor ya. Şu parametreleri gönderirken kullandığı alanı tasarlamış oluyoruz. Şu şekilde. Sırasıyla. Dışarıdan kullanıcı diyor ki bak user nesnesinin örneğini üret ama üretirken de benim sana dışarıdan verdiğim bilgilerle üret bunu. Sen de bunları alıyorsun, içerideki filtreleri atıyorsun. Eğer şunlar aynı isimde olursa bu name hiding diye bir probleme sebep olabiliyor. Yani farklı dillerde farklı davranabiliyor. Burada mesela self dediğinde sınıfın kendisini işte nesne örneğinin kendisini diye işaret ettiğin için zaten name hiding'i engellemiş oluyor default olarak. Ama mesela C Sharp'ta vesaire sen şöyle kullanıyorsun, self kullanmıyorsun. İkisi de aynı olduğunda her ne kadar derleyici anlasa da kafa karıştırıcı bir nokta oluşmuş oluyor. Yani içerideki first name'den mi bahsediyorsun, parametreden gelen. Bu arada name hiding diyoruz. Tamam. Ama burada direkt doğrusunu özet olarak söylemem gerekirse şurada fname kullanın. Tamam. Şunu sil. Bu şekilde. Farklı isimler de olabilir. Bazen mesela içeridekileri bazı durumlarda bu her zaman kullanılmasını tavsiye etmem. Mesela underscore'la başlatılabiliyor. Bu söz dizimi olarak sorun çıkarmaz. Ama sen şurada illaki şöyle bir isimlendirme yapacaksan o zaman içeridekini underscore ile başlatabilirsin. Dışarıdan gelene de bu ismi verebilirsin. Daha belki anlaşılır belki vesaire. Bunları oluşturduk. Dışarıdan gelenler bunlara atandı. Sonra diyorum ki user'a bir yetenek ekleyeceğim. Bu yetenek de tabii ki function'larla olacak. Function me adında bir function oluşturuyorum. Ve direkt self'i veriyorum. İki nokta üst üste. Bakın şurada return deyip my name is Ali Veli deyip şu formatlamayı yapıyoruz. Bunu defalarca yaptık biliyorsunuz. Sadece geriye bir string dönecek. Formatlanmış bir string. Me'yi çağırdığım zaman. Register. Buraya ekstra işlem yapmadım. Siz mesela bu örneği aldığınızda bir ödev olarak not alın. Bu örneği aldığınızda şu register ile login'i bir, bunu siz belirleyin. XML'de olabilir, bir JSON'da olabilir. Bir dosya üzerinde bunu kullanılabilir hale getirin. Notunuzu alın. Register çünkü şöyle olacak. Siz dışarıdan bilgileri alacaksınız. Şurada constructor'la siz bu bilgileri bir kere aldığınız için user'ın o anki nesne örneğinde artık tekrar tekrar şu register'la dışarıdan parametre ile bu bilgileri almanıza gerek yoktur. Çünkü zaten nesne örneği üretilirken sen bunları aldın ve içerideki field'ları atadın. Artık sen şöyle yapabilirsin. Self nokta dediğinde mesela şunu yazdırabilirsin. Şuradaki username'de şuradan alınan uname ile gelen username bilgisi olacak. Çünkü self bunu sağlıyor bize. Tamam, bunu alacaksınız. Bir dosyaya yazın. Hani JSON ya da XML bunu siz belirleyin.
Oraya yazın. Login olunmak istendiğinde de buraya anlatacağım şimdi. Burayı sizin örneğinizdeki diyelim JSON ya da XML'den XML'deki veriyle karşılaştırarak onu bir veri kaynağı olarak kullanıp login işlemi yapın. O zaman daha anlaşılır olacak sizin için. Peki şu anki örnekte login'de ne yapıyorum? Gene self. Diyorum ki bir tane result diye bir şey oluşturayım ben burada. Ve kullanıcı bana e-mail ile password'u gönderdi. Nerede? Şurada. E-mail ve password. Kurulum aşamasında gönderdi. Nasıl? Şöyle bakın. Bunu gönderdi ya bir kere. Ben içeride hepsini kullanabilirim. Gönderdi. Diyorum ki self e-mail, yani kullanıcının şurada gönderdiği e-mail eşit ise şu bilgiye and password eşit ise şuna. Bunlar da şu alanlar veri kaynağından gelir aslında. Yani orayla karşılaştırılır. Bir veri tabanıyla bu işlemi yapıyorsanız şuradaki bilgiler aslında şöyledir. Şurada diyelim ki çok yani SQL yazacağım basit anlaşılması için. Select email virgül istersen ID'yi de alabilirsin. Email virgül password diyelim from users olsun where email eşittir diyelim ki tabii ki böyle yazılmaz ama pseudo kod, kirli kod gibi düşünün. Diyelim ki self nokta email olsun and password de self nokta password olduğunu varsayalım. Şöyle bir sorguymuş gibi çalıştırılır burada. Gerçek uygulama örneğinde. Tabii burada veri tabanımız, veri kaynağımız olmadığı için şunları biz sanki veri tabanından almışız gibi yapıyoruz. Onunla kıyaslıyoruz. Çünkü doğrusu bu veri tabanında olan gerçek bilgi. Eğer kullanıcı bunları girdiyse biz tamam diyeceğiz. Login işlemi başarılı. Result'a true değerini atacağız. Geriye döneceğiz. Tabii ki şu da mesela angar iş. Yani iki kere yazılmaz bu. Gelirsin buraya. Result zaten aslında default'ta şeydir. Hatta buna da gerek. Mesela şu da olur. False dersin. Tamam, bunu da her halükarda return ettiğin için zaten true ya da false her halükarda dolacak. Fakat ben zaten result'ı default değer olarak false ile oluşturduğum için şuna da gerek yok. Else kısmına da gerek kalmıyor. Bu sadece işin mantığını anlamanız için yazdığım bir şey. O gereksiz şu anki örnekte. Çünkü zaten false. Sen bunu şuraya gelmediği sürece, login olmadığı sürece zaten false olacak. Direkt geriye döner. Ama login başarılıysa true olacak. O zaman da başarılı olarak geri dönecek. Gibi. Bak kod kısaldı. Logout da bildiğiniz çıkış işlemi. Geçiyorum. Gelelim şuraya. Bakın, my name is Cihan Özhan. Nereden geldi bu? Şurada. U1.me'yi çağırdı. O şunu yapıyordu. Ondan öncesinde tabii ben nesne örneğini bir ürettim. Bilgileri gönderdim. Ad soyadı yazacaktı buraya. My name is Cihan Özhan yazdı. Bunu çağırdın. Şu bilgiyi getirdi. Kapat bunu. Burada login işlemine odaklanalım. Orası daha karmaşık gibi duruyor. Bakın giriş başarılı. Nasıl oldu bu? Hatta nasılını açıklamadan şu bilgiyi hatalı girin mesela e-mail adresini. Başarısız. İşte bu işlemi şöyle yapıyoruz. Şurada bilgileri geldi. Verdim ben. Nesne örneği oluştu. Bu bir. Diyorum ki is logged in
kullanıcı giriş yaptı mı? ubin.login. Ne yapıyor ubin.login? Birincisi şu bilgiler önemli bizim için burada. Geliyor buraya login'e. Şurada bir kontrol yapıyor. Bu doğru mu bununla? Veri tabanındaki kayıtla doğru mu? Burada password doğru mu? Doğru. O zaman result'a true yap ve geri dön. Geliyor. Bakın login bize true ya da false döner. True döndü burada çünkü bilgiler doğru. Şurada da yanlış bilgi girmişim ama biz şunları kontrol ettiğimiz için sorun değil. Login bize true döndü. Buraya geldi. If is logged in, print giriş başarılı. Eğer bu false ise, yani şuradaki iki bilgiden biri yanlışsa, giriş başarısız olacak. Bu kadar. Fiyatları underscore ile tanımlayınca sonra ulaşmak için. Evet. Tabii o bir isim oluyor. Underscore ile başlaman lazım. Evet, bu örnekte soracağınız bir şey var mı? Geçeceğim yoksa. Hocam, şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Daha doğrusu aklıma takılan bir nokta. Mesela biz şimdi şey üretiyoruz ya, bir constructor'dan parametreleri üretiyoruz ya aşağıda. Şimdi o parametreler olmadan üretebiliyoruz mu peki? Aşağıdaki. Aşağıda üye bilgilerinizi yazmışsınız ya hocam. Şunlar mı? Evet. O user'ın içerisi tamamen boş olarak çıkar, gönderebiliyoruz mu? Sen C# olduğun için şunu default constructor'ın derleyici tarafından iptal edip edilmediğini merak ediyorsun. Şimdi mesela biz burada aşağıda bilgiler verdik. Doğru mu? Yani şeydeki gibi. Biraz önce yukarıdaki bilgiler var. Ama biz bu bilgileri mesela şimdi veri tabanından da kontrol edeceğiz ya. Burada default bilgiler var. Default bilgiler olmadan yapabiliyoruz mu? Onu sordum. Şunu diyorsun değil mi? Zaten anladım ben senin ne dediğini. Hı hı. Aynen hocam. Tamam. C#'da bu şekilde olduğu için sen bunu merak ediyorsun. Hı hı. C#'da mesela aslında bu genel olarak böyledir. C#'da da böyledir. Yani sen constructor'ı ezdiğinde, overload ettiğinde artık derleyici senin işine karışmamak için kendisi default'u iptal eder. Bunun sebebi de sen programcı olarak bakın burayı hani yazılımda tecrübeli olmayınca hayal etmek biraz zor olur. Ama zamanla anlayacaksınız. Şu yöntemi ya şöyle bir yöntem kullanırsınız ya da şu şekilde parametresiz bir yöntem kullanırsınız. Parametresiz yöntemde tarzınız şudur. Username U ne diyelim? Gel buraya. First name. Tamam. Last name gibi. Böyle hepsini doldurduğumuz varsayalım. Şimdi ya şu yöntemi kullanırsınız. Nesne örneğini default olarak oluşturup şöyle. Bunu derleyici kendisi oluşturur. Şu fiyatların hepsinin hafızadaki alanlarını kendisi oluşturur derleyici. O da işte constructor, default constructor sayesinde olur. Ama bu yöntemi iptal ederseniz ki bu da derleyiciye şuraya parametre gönderilen versiyonunu oluşturarak yapılır. Yani şu şekilde. Bu hepsi değil, sadece iki tanesini de gönderseniz olur, fark etmiyor. Siz bunu yaptığınızda derleyici arka taraftaki şu kodu iptal eder. Geliyorum. Şöyle
Bakın, default'u budur. Bunu ama derleyici kendisi yapar. Sen bunu eğer iptal edersen, ki şu yöntemi uygularsan iptal edilmiş olur. Artık şu parametresiz kullanımına ne diyor mesela burada? Missing six required positional arguments. Fname, lname vesaire gibi. Yani 6 taneyi şu 3, 6 parametreyi artık gerekliler listesinde görüyor. O yüzden de şu yöntem derleyici tarafından iptal edilmiş olur. Tamam. Yani kullanamazsın. C# da mesela böyledir. İptal eder onu derleyici. Burada da aynı. Çünkü bu programlama bakış açısıyla alakalı bir şey. Sen bunu kullanmak istemiyorsun demektir. Şunu kullanırsan. Ya da şunu kullandığında bu yöntem senin için artık bir programlama hatasına sebep olabilir. Neden? Farklı farklı uzun hikayelere giriyor ama biraz. Şimdi şurası, sen bunu kullandığında şunu demiş oluyorsun. Bak, bu nesne örneği üretilirken ben şuradaki bilgileri alıp bunları kullanacağım. Yani bunlar bana lazım demiş oluyorsun. O yüzden de parametresiz olan yöntem senin şu planını bozar eğer iptal edilmezse. Neden? Sen diyorsun ki bak, ben geliştiriciyi, yani bu user'ı kullanacak olan kişiyi şu parametreleri göndermeye, yani user nesne örneğini üretirken şu parametreleri göndermeye zorluyorum. Bunu aynı şöyle düşünün. Bir web sitesine kayıt olurken adam senden 5 tane bilgi istiyor. Sen diyebiliyor musun mesela, ben 2 tanesini göndereyim, 3 tanesini göndermeyeyim falan. Hayır. Diyor ki sana, bana minimum 5 tane bilgiyi göndereceksin diyor. Değil mi? Ya da en kötü ihtimal diyelim, e-mail'la şifreyi yazacaksın diyor. Sen bunlardan bir tanesini göndermeden beni kaydet diyebilir misin? Hayır. Çünkü seni zorluyor bana. Yazılımda da böyledir. Bazı kurallar zorlanır. Neden zorlanır? Çünkü ben diyorum ki bak, ben bir constructor üretiyorum. Dışarıdan gelen parametreleri ben içeride mesela yapmak zorunda değilim ama mesela kontrol edeceğim. If diyelim ki fname ne olsun? Len eşittir. Tamamen örnek olarak sallıyorum burada. Burada eğer fname bilgisi, yani bana boş geldiyse, ben diyorum ki mesela hop, first name boş geçilemez. Mesela. Ya da diğerleri içinde aynı. İşte e-mail karakterin içinde, e-mailin içinde et karakteri yoksa mesela, yani boşluk karakteri varsa, bu e-mail formatına ters bir şey değil mi? Mesela. Gibi. Bunun gibi şeyleri ben şu şekilde kurallara bağlayabiliyorum. Validate işlemi yapabiliyorum. Validasyonlar. Backend validasyonları bunlar. Tamam. İşlemleri yapman için sen kullanıcıyı, kullanıcı burada şudur, user sınıfını kullanan kişidir. Yani diğer geliştirici olabilir ya da kendin olabilirsin. Onu diyorsun ki bak, bunları göndereceksin. Ben bunları sadece buradan alacağım. Ve burada kontrol ediyorum. Yani giriş çıkış bir güvenlik noktası gibi düşünün. Eğer şu yöntem aktif kalırsa, bak şu yöntemi sen uyguladın. Bu yöntem aktif kalırsa adam bir de gelir. Şu yöntemle senin bütün güvenlik planını, validasyon planını ekarte eder. Ortadan kaldırır. Çünkü parametrik olarak kontrol edemezsin şunları. Burada. Değil mi? Bak, burada yapabiliyorsun. Çünkü bir function'ın içindesin. Programatik olarak istediğin gibi şov yaparsın burada. İstediğini yap. Tabii abartmamak kaydıyla, çok uzun sürecek işlemler constructor içinde yapılmaz mesela. Çünkü constructor nesne örneği üretilirken yapılır. Burada süreyi çok uzatacak şeyler yapılmaz. Ama böyle kontroller yapılır.
Ama bak şu yöntemi uyguladığında ekstra olarak artık kendi validasyon işlemlerini, kurallarını kendin bozmuş oluyorsun. O yüzden de derleyiciler bunu yapmaz. Yani programatik olarak mantığı budur. Bütün dillerde de. C# falan da olmasının sebebi budur. Diyor ki, derleyici diyor ki mesela, A diyor, burada programcı bir kural belirliyor. Ben o kuralı artık ekarte edecek bir özelliği sunmayayım diyor. O yüzden de geliyorsun. Bak burada mesela o kuralı bozabilirim rahatlıkla. Ben şurada diyelim ki ben geldim şöyle neydi? Diğer bütün bilgileri girdim diyelim. Şurada ne yapıyordum? First name bilgisini, fname'i kontrol ediyordum. Değil mi? Eşit eşit sıfır ise. Hop. Bu boş geçilemez dedim. Ama şurada boş geçerim. Soyadıma Özhan yazarım. Mesela. Tamam. Ve bunu rahatlıkla kullanabilirim. Bana hiçbir şey diyemez. Çünkü field'lar üzerinde böyle bir kontrol yapılmaz. Yapılamadığı için de mesela şeyde C#'ta property'ler vardır. Ya da konudan konuya dalıyoruz ama bak konular açılıyor. Property kavramı. Tamam, bu çok farklı. C#'taki property diyeyim ya da böyle daha iyi olur. Hani bilenler için referans olabilir. Ya da property'den önce var olan ve hemen hemen çoğu dilde Java'da da mesela get set, getter methods gelir. Bunları kullanmadığın sürece, şunların ikisinden birini kullanmadığın sürece şu field'ları kontrol edemezsin bu şekilde. Ama şu yöntemde kontrol yapabilirsin. Şunların hiçbirini kullanmadan bile. Normal programlama teknikleriyle. Ama burada sadece getter, setter ya da property tekniklerini kullanarak şu kontrolleri yapabilirsin. Yani Özhan'ı gönderiyorum. First name sıfırdan, yani first name boş mu değil mi? Kontrol edeyim dersen yemez o iş. Orada şunlar olmalı. Çok mu güzel anlattım? Yine burada da parametre gönderilmez ise varsayılan olarak mesela PVD yap diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz sanırım. Parametre gönderilmez ise varsayılan. Tabii ki constructor'dan bahsediyorsam istediğini yapabilirsin. Ama yani senin verdiğin örnekte de mantıklı değil. Ama teknik olarak sorunun cevabı evet. Hocam selfie oraya yazmadan class içinde obje oluşturarak o değerleri gidebilmesi. Yazmadan class içinde obje. Self kullanmadan class içinde obje oluşturarak o değerleri girebilmesi. Anlayamadım sanırım bunu. Evet, devam ediyorum. Buralar bayağı bir detaylı konular. Ben aralarda serpiştiriyorum sadece. Yani şunların hepsinin bir sebebi var arkadaşlar. Hepsinin farklı bir programlama tekniğine referansı var. Ya da bir sorunun çözümü olarak tasarlanmış şeyler. Biraz vakti geldiğinde yaparız bazılarını. Hocam birden fazla constructor tanımlayabiliyoruz mu C#'taki gibi? Bunu bakayım bir örnek görürsem. Yani mesela sizin biraz önceki gösterdiğiniz mesela user'ın bilgilerini aldı. Login içinde bir aynı constructor tanımlayıp sadece kullanıcı adı ve şifreyi soran bir parametre yapabiliyoruz mu? Şeyde. Bak
bununla ilgili dedim ya, normalde default'ta kullandırılmıyor burada. Ama bu tekniklerin uygulama yöntemleri var. Mesela C# bunu kolaylaştırıyor. Tamam diyor, sen bu yöntemi yapabilirsin. Bir de üstüne işte şu yöntemi de açabilirsin. Ama sen açarsın. Derleyici gene yapmaz bunu. Derleyici bunu kendisi yapıyorsa yaptığını iddia eder şundan sonra. Ama sen özellikle bunu yazarsan onu uygular. Ama Python diyor ki, hacı diyor, bak ben bunun kitabını yazarım diyor. Tamam mı? Şu yöntemi, how to overload a constructor in Python mesela. Birkaç farklı teknikle, bildiğim programatik teknik, bunları sana uygulatabiliyor. Onları incelersiniz. Default argümanları kullanarak yapma tekniğini anlatıyor. Start and keyword argümanları kullanarak, mesela size anlattığım bu kwarks var ya, args ve kwarks, onları kullanarak nasıl yaparsın anlatıyor. Bu yöntemler mevcut. Yani teknik olarak yapabiliyorsun. O ama senin yani C# bildiğin gibi değil. Şuraya yapıştırdım, ona bakarsınız. Devam edelim. Ve person, bunu inceledik gibi. Mesela şurada intro, instance methods diyor. Intro, hello there, I am blah blah. Instance methods, calculate age. Object, something like. Bunlar, biliyorsunuz bunları. Çok anlatmaya gerek yok. Burada da mesela bir çevre hesaplamanın örneğini gösteriyoruz. Circle, class, object, attribute. Bak, burada bir class attribute'ü olarak tanımlanmış bir şey var. Init içerisinde farklı bir şekilde bir yarıçap diye bir değişken tanımlanıyor. Ve dikkat edin, yarıçapın default değeri var. Default parametre olarak geçiyordu bunlar. Nerede? Function'larda. Dün incelediğimiz konularda değil mi? Default parametre var. Yani kullanıcı şöyle bak, şu şekilde. Mesela bu aslında senin bir nevi bir işini daha görür. Az önce verdiğim linkte mesela default parametre'la bu constructor overload'unu gösteriyordu. Onu da incelersiniz. Burada da bunun bir örneği var. Default parametre ile sen istersen şu circle'ı parametresiz bir şekilde kullanabilirsin. Böyle. Ya da parametreli versiyonunu kullanabilirsin. Tabii ekstraları var. O makalede anlatıyor. Yarıçap. Eğer bunu gönderirsen diyor, ben onu kullanacağım. Göndermezsen diyor, yarıçap default 1 alacağım. Gibi. Çevre hesapla gene aynı metot. İçeride küçük bir hesapçık var. Alan hesapla gene aynı. Ve şurada bakın, alan hesapla ile. Burada ne var? Kuralları unutmamalıyız. Şöyle dışarıya açıksa büyük harfli olur. Hatta ben şu mesela çapla, yani araya şöyle underscore kullanmayı çok sevmem. Bunlar da programlama notasyonları diye geçer. Notations diye aratırsanız, programming notations, something like, onlardan görürsünüz. Bu dışarıya açık. O yüzden büyük harfle başlat. Tamam. İyi. Bu da neyse. Devam. Spatial methods. Bu da güzel bir örnek gene. Spatial methods. Bu init için demiştik ya. Initialization işlemini yapar. Ve init özel bir metottur. Ama yalnız değildir Python'da. Bunun için bunun gibi iki tane alt tire ile başlayıp biten
birden fazla function vardır. Bunlar sistem tarafında, yani Python'la birlikte gelen yetenekler. Biz yazmıyoruz, biz onu eziyoruz sadece. O bir şey yapıyor, biz ona yaptığı şeyi güncelleme imkanına sahip oluyoruz. Geliyorum mesela, bak article, init, bla bla bildiğimiz mesela. Bir makalenin makale sistemi yapıyorsun diyelim. Dışarıdan bunları giriyorsun. Self title, title, content, content, author, author falan. Burasını biliyoruz. STR, STR'yi aslında hepsini kullanacağız. STR'yi de kullanacağız. Farklı farklı. C Sharp'ta filan toString bilen var mı? Java'da, C Sharp'ta toString metodu. Onun overload edilmesini altında sen zaten C Sharp. Seni biliyorum. Sen bilen öğrenciye sormaz. O parmağını kaldırır kaldırır. Hoca falan sormaz bunu. Sen dur altından. ToString, ToString gibi şeyler nesne adını verir. ToString. Ama ToString value'yu string'e dönüştürmeye yaramıyor. Yani anladım. Mantığını biliyorsun gibi. Ama tanım doğru değil. Nesne adını verir. ToString tamam. Ama burada ToString aslında Object Oriented Programming tarafında vereceğimiz en güzel örneklerden biridir. Sadece o tek başına değil tabii ki. Zaten framework var ya, devasa framework, OOP mantığına göre tasarlanmış kütüphanedir aslında. Mesela o ToString dediğin şey aslında string tipinden gelen bir yetenek. Bu string tipinden gelen yeteneği sen herhangi bir yerde, herhangi bir nesnede kullanıyorsun. Mesela C Sharp'ta 4 tane temel metot vardır. Bütün nesnelerde, sizin geliştirdiğiniz herhangi bir şeyin hepsinde bunlar bulunur. Çünkü kalıtımla bunları, yani inheritance dediğimiz miras kavramıyla bunları alır. Bütün diğer nesnelerden. ToString'de bütün nesnelerde bulunur. Siz yazmasınız bile o kalıtım sayesinde. Ve sen bunu ezebiliyorsun. ToString normalde sana diyelim nesnenin adını verir ama sen bunun yeteneğini değiştirmek için overload edebilirsin ToString gibi function'ları. Ve ona şunu diyebilirsin. Örneğin işte nesnenin adını değil, ki zaten genelde saçma bir isim olarak gelir bu. Nesne adı öyledir zaten. Ve onun yerine benim istediğim bir metni geriye döner. Mesela kullanıcının diyelim adını geriye döner. User sınıfında. Öyle bir şey yapabiliyorsun. Evet, override to string. Şimdi burada da işte o to string'in yaptığı işin aynısını str ile yapıyoruz. Birebir aynı. Şu şekilde bak. Şu şekilde str'yi kullanabiliyorsun. Çıplak haliyle göstereyim. Şöyle kullanabilirsin. Ve bunu yaptığında C Sharp'taki toString ne yapıyorsa bu da bunun aynısını yapıyor. Ama şunun sonucunu değiştirebilirsin. O da şöyle oluyor. Str'yi eziyorsun. Override ediyorsun. Diyorsun ki bana self'in, yani ben bunun şu şekilde kullanımını istediğimde, bir dakika ya, onu yapacağına çalıştır değil mi? Evet. Şimdi bunu kapattım. Şuradaki neredesin sen? Sen de git. Şimdi silmeyi falan boş ver. Onu sonra şey yaparız. Article C
Sen de bir dur ya. İletişimimiz yok. Evet. Bakın burada main article object at şu. Bu bilgi geliyor default olarak şuradan. STR'den. Ben diyorum ki hacı diyorum bu işime yaramaz. Bana ya ben ne yapayım bunu? STR ile seni çağırdığımda bana şöyle title by author bilgisini getir. Yani makalenin başlığı ve by yazar şeklinde. Bak programlama Python programlama dili temelleri by Cihan Özhan. Sadece şu bunu yaptı. Article bilgisinden girdim. Şurası. Bak title, içerik, yazar. Len aynı. Del aynı. Len ne yapıyordu? Yani şimdi ben len'i şurada kullansam nerede? M var mesela. Şimdi bunu açıyorum. Len'i çalıştıracağım. Bak. STR object cannot be interpreted as an integer. What do mean? Ha. Yani. Len diyorsun da hadi len diyor yani. Cannot be interpreted an integer. Burada şimdi şunu gördük. Lende de ne yapıyordu? Bana tuhaf bir bilgi veriyordu. Tahmin edersiniz ama ben şunu kaldırayım da. M dediğimde bana o bilgiyi getiremez. Article has no len. Ha, çünkü yok. Bak, bunu doğrudan çalıştıramıyor. Ama len'i ne yapardı? Mesela şurada bir string bir şey yazsaydım. Bunun karakter sayısını getirirdi. Değil mi? Ekran biraz geç geliyor hocam. Tamam. Ağır çekimle hareket etsem, konuşsam kurtarır mı? Kurtarır sanki. Şimdi arkadaşlar deyip böyle ağır ağır konuşurum ben. Şimdi bak len article'da olmadığı için diyor ki hadi len diyor. Bunları kullanamazsın. Çünkü bunları kullanabileceğin şeyler len'i implement etmiş olması gerekiyor kendisine. Onu biliyoruz mesela dizilerde kullanabiliyorduk. İşte string'de falan kullanıp onun kaç karakter olduğunu söyleyebiliyorduk. Mantığı yok. Yani article'ın neyini ben toplam düzelteyim, uzunluğunu alayım diyor mesela. Bilmiyor ki neyini alacağını. O yüzden aktif edersen len deyince şöyle bir şey yap dersen mesela title'ın uzunluğunu default olarak bana getir dersen ki mantıklı olabilir bu. Ya da mesela content olabilir. O zaman gider 33 karakterli şunun uzunluğunu size döner. Aynı şekilde del de öyle. Del bu da gene notunuzu alın. Bir constructor vardır. Bir de destructor vardır. Constructor bunlar destructor daha az bilinen bir şeydir. Destructor. Destroyer'dan yaz. Yok edici. Hain. Edici metot. Yapıcı. Aslında yok edici değil. O biraz Terminator gibi oldu ama yıkıcı, yapıcı metot. Tamam mı? Yapıcı ile yıkıcı metotlar. Destructure ve constructure. Constructure
Yani yapı constructor'ı biliyorsunuz zaten. Destructure oluşmuş hafızada kullanılan bir nesne örneğinin yok edilmesi işlemlerini yönetir. Bu araştırma konusu garbage collector. That. In Turkish we call it çöp toplayıcı. Tamam. Bu garbage collector GC diye kısaltılır. GC Python'da da var. C Sharp, Java'da, altyapılarda var. Mesela C'de bunu size bırakır. O hafızayı temizleme, memory allocation işlemlerini falan. Bunları size bırakır. Ama buralarda bu tür daha çok business odaklı programlama dillerinde, modern dillerde garbage collector mimarinin kendisinde vardır. O hafızada oluşturulan nesne örnekleri, nesneler, veriler vesaire bunların hafızadaki alanlarını kendisi yöneterek siler. Garbage collector'ın çok farklı algoritmaları vardır. Ben bunlar üzerine epey bir araştırma yapmıştım. Ama bayağı bir ileri seviye. Hani gereksiz şu an için. Ve gerçek ihtiyacın olduğunda araştırman gereken bir şey. O detaylarını, derinliğini. Ama nasıl çalıştığını bir bilin. Hafızada oluşan ve kullanılan nesneleri belli algoritmalarına göre kullanılmama durumlarını hesaplıyor. Yani artık kullanılmadığını fark ettiğinde algoritmik olarak onları hafızada siliyor. Tamam, hafızayı temizlemek için, RAM'i temizlemek için. İşte burada da yine garbage collector var. Sen constructor dediğinde nasıl yapıcı metot işlemleri devreye giriyorsa, şunların hafızadaki alanları, sen şu kadar bitlik yer kaplayacaksın, sen şu kadar kaplayacaksın vesaire vesaire gibi. Bunun bir de yok edilme süreci var. Nedir yok edilme? Uygulamanın kapanması. Yani uygulama kapandığında hafızanın temizlenmesi lazım. Değil mi? Bir şekilde. İşte o işlemleri de destructure yapar. Destroyer'ımız yapar. Yıkar geçer, yok eder oraları. Bunun süreci de yöneten şey garbage collector. Tamam. C-Sharp'ta mesela çok nadir bilinir ve kullanılır. Şu şekilde. Constructor tahmin edersiniz o belli zaten. Destructure ise şöyle. Başına şu tilde'yi koyarsın falan. Çok nadir kullanılır. Ama burada da otomatik süreç yapılıyor. O da del işlemiyle yapılıyor burada. Mesela sen şunu diyebiliyorsun. İşte M, hafızada oluşturdum ben bunu. Tamam mı? Hafızayı kullandım, işim bitti. Gel buraya. O zaman şeyini şey yapalım. Ve del diyelim mesela. Del'i kullandık. Bu listelerde falan, değil mi? Bazı nesnelerde kullandık del kısmını. Burada da sen deli article'ı ekleyebilirsin diyor. Yani destroyer'ımız bu. Destructure'ımız bu oluyor burada. Ve onu da ben şöyle mesela uygulama kapandığında zaten şu otomatik çalışır del. Mesela şuradaki gibi. Yani film objesi silindi demesen bile, şu olmasa bile bu del çalışır. Çünkü uygulama artık kapanmış. Temizlemesi lazım. Ama sen buraya müdahale ederek şuraya mesela ekrana bir mesaj yazabilirsin. Ya da bir şeyler yaptırabilirsin. İşte şu silme işlemini yaparken şu bilmem neyini kontrol et gibi. Ya da işte şu kaynakları boşalt. Yani belli diyelim şeyler vardır. Diyelim, connection'lar, network işlemleri falan, onları close it, flush it. Çok farklı şey olabilir ihtiyacına göre. Bu da böyle. Evet, soru yok mu?
Beni sorusuz mu bırakacaksınız? Yani bir soru yok yani. Hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz ki yani soruya bile ihtiyacım yok. Quiz app. Geçmeden siz sormuyorsanız ben sorarım. Ara verelim mi Gamze? Yoruldun mu? Evet. Profesyonel öğrencimiz blok yapalım dedi. Fark etmez. Tamam. Afiyet olsun. Gamze. Bence de versek olabilir. Biraz kafam karıştı. Tamam. Bir 10 dakika mı verelim? Çay için iyi gelir o, sindirir.
true to me and what my soul really craves for. Even if you accidentally stumble onto that path, walking an authentic path always requires some level of self-reflection. At some point in your life journey, you embrace being a wolf alone. You'll have to go against the grain, break free from the herd, ask the questions, and face the confronting truths which may alienate you from others. You will need to be discerning, see through the BS, shrug off the haters, and keep moving forward. Even if you're tired of fighting, being a lone wolf means being a warrior. It means standing up for what you believe in and courageously walking into the wild unknown. It is all worth it. I can assure you of that, and I can keep asserting it until I turn black and blue, but ultimately you must discover this for yourself. If you're drawn or embrace your inner wolf. Bye-bye. Ses 1-2. Tamam. Evet, son örneğimizi inceleyelim. Sonra daha fazla kayışları koparmadan bitirelim. Burada da daha fazla kayış koparma kısmı inheritance oluyor. Ve inheritance'ı artık haftaya. Çünkü öncelikle klaslarda bir antrenman yapmanız gerekecek epey bir. Üst üste anlatmak doğru olmaz şu an için. Klasları bir kurcalayın, yoklayın. Biraz çay kahve için üstünden zaman geçsin. Sonrasında inheritance konusuyla devam ederiz. Çok sık kullanacağız. İşin mantığını anlamanızı sağlayacak. OOP tarafında özellikle. Evet. O zaman let's go. Question. Bir tane quiz sistemi örneği bu. Ve quizde de neyimiz vardır? Bu inheritance'dan önceki son durak gibi düşün bu örneği. Birbiriyle ilişkili iki tane sınıf var burada. Question, yani bir quiz yapacaksınız nedir? Bir quiz vardır. Quiz'in temel özellikleri bulunur. Bir de onun içinde her bir item bir sorudan olur. Sorunun da kendi özel bilgileri vardır. Değil mi? O yüzden iki tane sınıf var. Question ve quiz. Question'da initialization işlemini yapıyoruz ve sonrasında şöyle 3 tane parametre gönderiyoruz self haricinde. Text, choices ve answer diyorum bunlara. Üçünü de içeride field olarak tutuyoruz. Text, textler texte, choices'lar choices'lara falan. Ve bir de check answer var. Check answer. Yine şöyle büyük harf yapalım. Standartlarımızı koruyalım. Tahmin edersiniz ki işte bir cevabı içerideki bilgiyle, yani sorunun doğru cevabıyla kıyaslıyor. Karşılaştırıyor. Doğru mu değil mi diye. Quiz'e gelelim. Initialization işlemi şöyle. Questions diye bir tane field var. Dışarıdan bu quiz'in içerisinde bulunacak soruları veriyoruz. Sonra skoru var. Bir de question index var. Get question, display question ve guess diye bir de load question, show score, display progress diye functionları var. Şunları da büyük harf. Guess. Load, show score, display progress, bla bla.
Tabii iç içe kullanımları var. Onları da değiştirmem lazım. Spor. Check answer. Get question. Old question. Yes. Get question. Oh. Choices. No. Evet, sanırım aşağı yukarı böyle. Şimdi question'da question kısmını anladık. Bunu zaten detaylı inceleyeceğiz yine. Quiz, initialization işlemini yaptık. Get question dediğimde ben dışarıdan question index'i alıyorum. Dışarıdan dedim aslında initialization işlemiyle constructor'da yapılmış bir üretilmiş question index. Alıyorum bunu. Default'ta 0. Daha önce söylemiştim. Bunları mesela şunların ikisini nesne örneği üretimi kısmında default constructor'a bıraksaydık o da 0 olarak işaretlerdi zaten. Çünkü bunlar numerik olacak. Ama ben dedim ki mesela ben initialization işleminde bir quiz oluştururken nesne örneği üretirken ona soruları vererek onu üretmek istiyorum. Ama diğerleri default olarak çalışsın. Question'ları da verdik. Get question buradaki question index'e göre questions yani initialization işleminde verilen soruların içerisinden bir indeksi alıyor. 0, 1, 2 vesaire. Bunu rastgele düşünün. Rastgele olduğunu varsayın mesela. Onun içerisinden bir soru alıyor ve geri dönüyor. Display question, get question dediğimde, yukarıdaki çalıştığımda, şu indekse göre bir soruyu seçiyor buradan, geriye geliyor, display question içinde question nesnesini atıyor. Sonrasında da print ile ekrana soru, self.questionIndex+1. İki nokta üst üste sorunun metni olarak yazıyor. Yani soru 5, soru şu. Soru 6, soru şu gibi. Sonrasında da o soruların choices dediğimiz seçenekleri var. Her bir sorunun içerisinde bir liste olarak var. Nereden biliyorum? Burada. Question içinde choices. İşte X programlama dili ya da şöyle diyeyim. Mesela machine learning'de en sık kullanılan programlama dili hangisidir? C Sharp, C, Go, Python. Burada bu seçenekler choices içerisinde var. Answer'da ise örneğin Python yazıyor. Tamam. Böyle bir şey. Sonrasında da geldim burada. Seçenekleri listeliyorum döngüyle. Print. Bakın başına bir tire koyarak düzgün görünsün diye. Şöyle soruyu yapıştırıyorum. Birinin sesi açıldı. Hocam ses biraz geriden geliyor ekranda. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet, ikinci soruyu alayım. Question choices nasıl oldu ben tam anlayamadım. Yani question nasıl oluştuğunu anladım ama choices. Choices'ı programatik olarak anlamadın örnekte mi? Örnekte anlamadım sanırım. Ne anlamadığımı da tam olarak bilmiyorum galiba. Ne anlamadığımı da anlamadım. Hocam ne anlamadığımı söyler misin? Yani hocam şimdi şöyle. Hocam şunu anlamadım ama nasıl anlamadım onu da anlamadım. Hocam şimdi choices yukarıda tamam tanımladık ama question nasıl choices'a sahip oldu? Onda mı kafam karıştı acaba? Onda kafam karıştı evet. Tekrar alayım. Ben son şimdi böyle, hocam. Güncel soruyu alayım. Güncel soru. Question. Question'ın nasıl choices field oldu? Ee,
Hani çoktan seçmeli sorular var ya, test yapıyorsun, çoktan seçmeli değil mi? Dört tane test cevabı oluyor. Aslında seçenek oluyor, cevap değil bunlar. Olası cevaplar. Ama bunların içerisinde bir tane doğru cevap oluyor. O seçenekler choices ile geliyor. Bu da choices teknik olarak neye bağlıdır? Yani seçenekler soruya bağlıdır değil mi? Soruya ilişkilendirilir. Bakıyorum buraya. Question yani soru. Bakıyorum. İçinde seçenekler var. Yani doğru. Diyelim ki 4 tane seçenek. Doğru olma ihtimali olan. Ama cevap bir tane. Mesela sorumuz şu olsun. Çok yaratıcı bir şekilde. Soru nasıl sorulur? Sorumuz bu. Öncelikle A, sorunun ne olduğunu bilmek. B, soruyu nasıl soracağını bilmek. C, soruyu daha önceden araştırmış olmak. D, hepsi gibi. Mesela burada 4 seçenek bu şekilde ama cevap D. Değil mi? Answer. Yani D, hepsi. Bak bir soru ama içinde seçenekler var. Cevap da bir tane. Tamam. Geliyorum. Bir quiz içerisinde yani test içinde birden fazla soru olmaz mı? Olur. O yüzden de quiz içinde de initialization içerisinde ben soruları veriyorum. Questions. Tamam. Bir liste olarak alıyor. Ama her bir question içinde her biri içinde seçenekler birden fazla seçenek bir tane de cevap var. Hani 10 sorulu bir test yaptığını düşün. Hayal et. Ettin. Şu an anladın. Gibi. Geldim buraya. Display question derken de yani soru bir tane ama bak display question diyor. Questions demiyor. Tamam. Bir tane. Her seferinde bir taneyi ekrana yapıştırdığımı düşün. Onun içinde seçenekler var. 4 tane mesela. Onları döngüyle ben sorunun altına yazıyorum. Answer'da da bak input'ta dışarıdan bilgi istiyorum. Cevabı ver diyorum bana. Tamam mı? Mesela sen diyorsun ki soruyu da bilmiyorum. Bak bu yanlış cevap. Ama diyelim ki doğru cevap geldi. Geliyor buraya self.guess. Self.loadQuestion. Guess answer ile yani dışarıdan alınan answer buraya geliyor. Guess'e gönderiliyor. Bakıyoruz guess'te ne var? Question self.getQuestion bir tane soru alıyor. Tamam. Ondan sonra question ya bir tane dediğimiz o aynı indeksi sahip olan soruyu alıyor aslında. Tamam? GetQuestion dediğinde. Çünkü dikkat et. Bak GetQuestion'da self question index var. Display question ne yapıyor? Aynı şekilde self question indeksi alıyor. Bunu alıyor. Sonra da bunun cevabını kontrol ediyor. Check answer ile. O nerede? Şurada. Bak kontrol ediyor. Doğru mu? Değil mi? Eğer doğru ise true geliyor şurası. Senin skorunu artı eşittir 1 ile artırıyor. Sonra da artık bu soruyu geçtin ya. Bak self.question indeksi yani soru indeksini 1 artırıyor. Nerede soru indeksi? Görüyor musun? Quiz'in içinde. Skorun 1 arttı. Question index 1 arttı. Artık bir sonraki soru için çalışacak şurası. Görüyor musun? Şuralar. Load question. Bu da uzunluğunu alıyor soruların. Tamam, diyelim ki 10 tane soru vardı. 10. Eşit eşittir. Question index mi? Değil. Çünkü daha yeni başladık. Bismillah. Dur. Ondan sonra eğer öyleyse yani 10 tane soru var. Question index 10 ise true dönecek bura. Show score. Ne demek oluyor bu? Maç bitti.
Yani soru bitti artık. Değil mi? Ama else ise display progress, display question. Yani bana yeni bir soru göster. Sonraki soruyu. Tamam. O da ne oluyor? Question index artı bir olduğuna göre artık bir sonraki soru olmuş olacak. Show score'da bildiğin skoru gösteriyor. Display progress'te sürecini gösteriyor. Ben çalıştırayım bunu. Evet. Arkadaşlar kopuyor. Burada kopuyor. Bundan sonra daha da kopacak. As much as with Lord question. Evet. Bir taneyim. Neredesin sen? 72. Sen. Kayıt ol. Bakın, sizin için hazırlanmış sorular. En iyi programlama dili hangisidir? Al işte. Bak buradaki cevap nedir? Mesela hoca Java'cıysa Java'cı diyeceksin. Python'cıysa Python'cı diyeceksin gibi. Bu biraz bizim Türkiye'ye göre hazırlanmış sorular. Yani kesin bir cevabı yok. Kafana göre, hocaya göre, duruma, politikaya göre. Şimdi ama ben burada ne demişim? Bak demişim ki Python. Neden? Çünkü Python dersi için hazırlamışım. Mesela Go dersi için yapsaydım tabii ki Go diyecektim. Neden? Çünkü politika. Bak. 5 tane soru. Hepsini de listeye dönüştürmüşüm. Görüyor musun? 5 tane hazır soru. Bunları bir listeye dönüştürmüşüm. Onu da quiz'e bir liste olarak vermişim. Neden? Çünkü quiz benden questions listesi istiyor. Geliyorum. Sonra da load question diyor. Hepsini bas gitsin diyor. O da şurada. Geçelim. Cevabım Python'muş. Hatta başa alayım ben bunu. En popüler programlama dili. Bu da Python. Neden? Çünkü Python dersindeyiz. En çok kazandıran programlama dili. Tabii ki Python. En çok sevilen program. Python. En kolay. Evet. Kesin Python bu. Score 5. Cevap Python. Python everywhere. Başa al. Gidelim. Java. JavaScript, Python, çok sevilen Go olsaydı Go yazardım. En çok, en kolay. Score 3. Python yazsak yanlış kabul edecek değil mi hocam? İlk harf küçük olduğundan. Şıklarda küçük yazmışsınız da o yüzden dedim. Evet. Onu da ne yapman lazım işte? Bak. Daha önceki dersi hatırla. Şuralara mesela şunları inam gibi gösterebilirsin değil mi? Enumeration. Mesela. Şurada da örneğin Python değil. Şuradan seçenekli olarak yapabilirsin. Yani 1, 2, 3, 4 gibi seçtirerek yapabilirsin. Başlarına da o seçeneklerin ID'lerini yazarsın. 1, 2, 3, 4. O zaman da hatalı olma ihtimali olmaz. Yani 5 yazarsa, 5. yok ya. 5 yazarsa hadi canım dersin yani. Len'i çalıştırırsın oradan bir hadi len dersin gibi. Evet. Şimdi soruları alalım. Benim bir sorum var hocam.
Ama bir yukarı çıkar mısınız sayfada? Çünkü yukarıda. Bunu hatırlatalım Deniz. Efendim? Append ekleme yapıyordu. Anlayacaksın. Evet hocam. Onu öğrendim. Tamam. Diğer Biraz geç geliyordu görüntü. Şimdi burada iki tane ayrı klas yaptık ya. Mesela işte question klasında choices'ı tanımladık. Quiz'de de onu çağırdık. Yani quiz'in içindeki bir fonksiyonda choices parametresini çağırdık. Onu program nasıl anlıyor? Yani onun question klasında olduğunu. Hocam aslında benim de öğrenmek istediğim bir bakımı buydu. Ya çünkü şey kalıtım falan da yok. Burada evet. Teşekkürler Deniz, tercümanım olduğun için. Ne demek, rica ederim. Siz kendi aranızda bunları mı konuşuyorsunuz? Yok şöyle hocam, biz anladık şey. Enerji hocam, enerjiyle. Tamam. Evet, şimdi. Bak şurada questions diye bir liste var ya. Sorunu anlıyorum, mantıklı. Ama çözümü çok basit, cevabı. Şu senin question sınıfın. Quiz de diyor ki, bana bir liste ver. Mesela C# gibi bir şey de olsaydı şöyle olurdu bu. List question. Tamam mı? Questions. O zaman sen çok basit bir şekilde anlardın. Derdin ki mesela burada question listesi varmış. Generic tipte. Tamam mı? Questions da buraya geliyormuş. Tamam mı? Nerede? Quiz'in ilklendirme kısmında. Yani senin sorduğun sorunun cevabı aslında bu. Quiz'in bundan haberdar olması, yani şunun listelerinden, sorulardan haberdar olmasının sebebi şurası. Questions. Tabii bu C# olmadığı için şöyle oluyor. Kafan karışıyor. Ya bu buraya nereden geldi? Çünkü tipi yok. Ama liste. Geliyorum. Nereden biliyorum? Bak, quiz'e geldim. Question'ların ayrı ayrı tasarlandığını görüyorum. Hepsi question. Bunu bir listeye dönüştürmüşüm. Burada. Görüyor musun? Baş harflerini. Atamışım. Bunu da quiz'e parametre olarak geçmişim. Yani o ilişkilendirme dediğin şey burada yapılmış. Çünkü bu veriler question tipindeki liste olarak quiz'e gelmiş. Sonra da quiz nesnesine dönüşmüş. Yani nesne örneği üretilmiş ya burada. Bu isimde nokta load question. Yani asıl o genesis burası. Başlangıç olayı, başlatan olay. Load question. Load neredesin sen? Load question ne yapıyor? Bak diyor ki question'ların listesi start.questions eşit mi question index'e? Question index kaç? Bu uygulama yeni başladığı için sıfır. Sıfırdan başlayacaksın diyor. Yani şundan sormaya. Peki self.questions'ın len'i kaç? Length'i. Self.question neydi? Bak şuydu. Bu veriyi almış. Bu veri nereden gelmişti? Şuradan. Initialization'da. Yani quiz'in nesne örneğini düzelteyim. Constructor'ın da parametre olarak geldiğine göre aslında burası şu. Buradaki veri ne? Bu. Buraya veriler nereden gelmiş? Buradan. Oradaki işte o insanın yaratılışından önce artık question nesne örneği var. Sonra question nesne örneğine gidiyorsun. Tamam mı? Şuraya geliyorsun. Bak. Hepsini adım adım izleyebiliyorsun. Cevap oldu mu? Ben hala çok anlamadım. Çünkü biraz da ekran geç geldi. Çünkü şeyi anlayamadım yani hala. Yani o aşağıda hani
liste oluşturduğumuz kısmı anladım. Hani hepsi birbirini takip ediyor zaten. Özellikle quiz'in içindeki parametreleri ama hala choices'ı nasıl çekti? Ya diğer klasta onu oturtamadım. Choices mi? Questions mı? Choices, onu sormuştum. Yani ama bak. Şimdi choices dediğin şey zaten bir question'a bağlı. Değil mi? Onu evet, işte o şimdi iki ayrı class var ya, bir question class'ı bir de quiz class'ı. Biz quiz class'ında question class'ında bulunan choices'ı nasıl çağırıyoruz? Orayı şey yapamadım. Öncelikle seçenekleri şurada veriyoruz. Daha yaratılış öncesine gidelim. Seçenekler burada veriliyor. Ve neredeydi o? Bak şurada da display question'ı ekrana yazılıyor. Her bir question'ın seçenekleri. Benim kaçırdığım bir şey var mı? Doğru mu anlatıyorum? Buradaki yani display question fonksiyonundaki hani for döngüsündeki o choices question class'ından geliyor değil mi? Evet. İşte onu nasıl almıştı oradan geldiğinde? Onu nasıl aldı? Veriyi mi nasıl ekledik ona? Onun buradan mı nasıl aldı? Bak. Yani o class'tan nasıl? Bak. Şurada question'ın ilk parametresi şu. Veri. Dikkat et. İkinci parametre dizi. Üçüncüsü answer. Çünkü soru bu, yani text bu, seçenekler bir liste, virgüllerle ayrılmış. Bak şunu hatırlıyorsun, köşeli parantez. Üçüncü ise answer'dı. Nereden biliyorum? Çünkü yazdım oldu. Bak, question, text, yani sorunun başlığı gibi düşün, soru. Choices, çoğul zaten, s. O da burada. Ben bunu liste olarak verdim. Görüyor musun? Liste. Evet. En şimdi anladım. Üçüncü olarak. İşte ondan sonra Hazreti Adem'in iki oğlu var. Onlar birbiriyle kapışıyor falan. Yani o kısımlarına girmiyorum. Ama genel süreç böyle. Tamam. Evet. Şimdi anladım. Teşekkür ederim. Şükür nerede? Hocam bir şey sormak istiyorum yine. Bu diyelim nesne örneği oluşturduk. Nesne örneğine fiyatlara değer veriyoruz. Fiyatların oluşum sırasıyla verilmesi gerekiyor değil mi? Yani gördüğüm kadarıyla. Yani question, choices, answer. Yukarıda da biz... Burası değil, şuradaki sıra önemli. Hocam bir dakika, şu an görmüyorum. Yani buradaki sıra nasılsa, init içerisindeki sıra nasılsa, değer verildiğinde de o sırada olması gerekiyor. İçerisindeki kısmı özellikle söylüyorum. Şurası değil, şuradaki parametre sırası önemli. Parametre sırası, ha tamam. Evet. Tamam hocam, tamam, teşekkürler. Yoksa yani şurada yanlış değer gönderirsen yanlış olanlara gider bu veri. Bu function'larla alakalı bir konu. Ya sürekli laf attığım İsa evini taşımış. İnterneti yokmuş. Şükrü yok. Çünkü ortalıkta yok. Çok mu fazla yüklendim ya? Neyse. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bugünlük. Sorunuz var mı? Print ve choices haricinde sorunuz var mı? Şükrü nerede hocam? Soru 1. Evet, Şükrü'ye ne oldu? Soru 2. Şükrü'ye ne oldu? Soru 3.
Evet. D.60 kişi kalmış. Zaten o kadar değil miydik başlangıçta? Bu saatte gayet iyi. 3 saat sonra. Hocam en başlarda 90 küsür kişiydik. Ciddi mi? Bir gün Evet hocam. 104 olmuştu. 100'ü Evet, onu geçmişti. diyecektim. 100'ü geçmişti bir keresinde. Ne zaman? Bugün değil ama. Yok Yok yok, hocam, ikinci bugün. hafta mı neydi sanki? Ha, Evet, biliyorum. aynen. İkinci haftaydı. Evet, hatırlıyorum. 115-120. Sorun değil. Elemeyi seviyorum ben. Yani zorlamamın sebeplerinden biri de o. Araya HTML ve CSS girince hocam şey sayı düştü bir anda. Bu doğada da böyledir. Arkadaşlar, güçsüz olan kaybeder. İlkelenir. Güçsüz olanlarla ilgilenmiyoruz. O yüzden binlerce kişiye eğitim verilmiyor. Hocam, konu anlatımından sonra ödev verecek misiniz pekişmesi için? Burada klasları öncelikle ciddi araştırmanız lazım. Daha. Evet, komando yetiştirmemiz lazım diyor. Teknik komando. Mesela bu örneği daha önceki örneği söylemiştim. Hangisiydi hatırlamıyorum. Mesela bunu XML ya da JSON formatıyla çalıştırabilirsiniz. Yani şu veriler XML ya da JSON'da bulunur. Siz oradan çalıştırırsınız. Bu gerçekçi bir uygulama olur. Tamam. Önemli bir Hocam, konu. sesim geliyor mu? Ses geliyor. Nergis, sen misin? Evet. Hocam, bir önceki sorumu duydunuz mu? Ödev sordun. Evet. Ödevi anlatıyorum ama ses mi gelmedi? Yok hocam, ödev vermeyi düşünüyor musunuz? Hani konuyu anlattıktan sonra pekiştirmek için. Evet, şu an onu anlatıyordum. Bu quiz uygulamasını mesela XML ya da JSON formatına dönüştürün. Şu verileri gerçekçi olarak bir veri kaynağına kaydedin ve oradan çekin mesela. Bu ciddi bir uğraş olacak sizin için ve gerçekçi. Başka bakıyorum bir şey daha vardı gibi. Ha şu user'da bak, user'da da söylemiştim, not alın demiştim. Hiç işte. Kullanıcının şu register ve login işlemlerini XML ya da JSON, bunu siz seçin gene. Ya da bir örneği XML'de yapıp öbürünü JSON'da yapabilirsiniz. Login ile register. Mesela register'la geleceksin. Sen kullanıcı bilgilerini alacaksın. Zaten şurada alıyorsun. Bunları XML ya da JSON'a yapıştır. Yani kaydet. Birden fazla kayıt yapılabiliyor olsun. Ondan sonra da oradaki kayıt, yani e-mail ve şifre bilgilerine göre login yaptır. Bu güzel bir örnek. Logout'u geç. O burayla alakalı bir şey değil. Tamam mı? Soru. İki tane ödev verdim. Class'la da alakalı. Zaten bunları yaparken dinliyorum Nergis. Evet hocam, teşekkür ederim. Yeterli mi diye sordunuz ya. Tamam. Bunları yaparken zaten hani pratik de yapacağın için aslında zihnen de o klas yapısını, metotları falan net olarak anlamış olacaksın. Bulamadığımda nereden indirebilirim? Furkan, ney? Bulamadım. Başı sonu olmayan bir soru. Başka soru var mı? Ha, dün işlenen dersin kaydı. Tamam.